Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nüzul sırası okumamızda Nâziyât suresindeyiz. Esasında geçen dersimizde kısadır bir akşamda Nebe ve Nâziyât'ı bir arada okuyabiliriz diye şey yapmıştık ama biliyorsunuz ben bu kainat ayetleri gündeme gelince kendimi tutamıyorum. Birazcık orayı uzatınca kalmıştı. Nâziyât suresi bu akşama kaldı. Bu da 1,5 sayfa. Kısa bir sure. Bundan sonra da zaten İnfitar ve İnşikak sureleri var. Bu çerçevede yani belagatı yüksek Alak ile Kamer suresi arasındaki o ilk fasıl Mekkelilerin muhatap olduğu ayetlerin, surelerin bir tür kapanış faslı. Biliyorsunuz şu anda hicretten önceki bir dönemdeyiz. Bundan dolayı hicret hissedilmiş midir? Hicret bu kadar şeyde anlatıldığı kadar, siyerde bize anlatıldığı kadar çok gizli miydi? Yoksa tahmin edilebiliyor muydu? Bunun detaylarını çok iyi Kur'an'dan çıkartma şansımız yok gibi. Ama toplamda baktığımız zaman başlangıçtaki iddiaların bir şekilde cevaplanmış olması gerekiyor. Yani senin gizli bir ajandan var. Yani sen bugün böyle söylüyorsun ama yarın Allah bilir başka neler çıkacak bu işin altından tarzında sen mecnunsun. Mecnun nedir? Üstü örtülü olan şey. Yani gizli kapaklı bir fikrin var. Şu anda böyle söylemiyorsun. Gizli bir ajandan var işin açıkçası. Bu manaya geliyordu. Şimdi biliyoruz ki 12-13 sene geçmiş üzerinden ve Kur'an diyor ki yine aynı o belagatlı başlangıçtaki o belagatlı forma dönüyor, o formata dönüyor ve hala iddianızda mısınız? Hatta hala bu iddialarda mısınız? Hatta bu iddiaların hangisini daha devam ettirebiliyorsunuz dercesine Kaf suresinde mesela 8-10 tane böyle iddiayı ard arda söylemiştir. Yoksa böyle mi diyorsunuz? Yoksa böyle mi diyorsunuz? Yani tamam bir günler bazı günlerde bazı zamanlarda bu tür iddialar ortaya atmıştınız. O gün bu iddiaları kabul eden oldu, etmeyen oldu, hele bir zamana bırakalım diyen oldu. Bakalım altından neler çıkacak diyen oldu ama bu kadar yaşanan üzerinden hala devam ediyor musunuz bu iddianıza? Dercesine cümleler gelmişti. Şimdi ise işte Nebe suresinde olsun hatta İnfitar İnşikak'ta daha da baskın olarak gelecek. Esasında yapılmaya çalışılan şey şu, daha doğrusu surelerin içeriği şu. Siz esasında ertesi güne inanmıyorsunuz. İnanıyormuş gibi yapıyor olabilirsiniz veya inanmıyoruz diye açıktan açığa söylüyor da olabilirsiniz ama esasında inanmıyorsunuz. İnansaydınız böyle böyle davranmazdınız şeklinde hani o Allah'ın birliği o bir tarafa ikinci olarak da Allah'ın karşısında hesap verebilirlik. Bu hesap verilebilirlik noktasında Kur'an düzeltme yapmaya çalışıyor. Onlara yaralı oldukları yere kanatıp orayı sağaltmaya, iyileştirmeye çalışıyor. Yani cehennem hakkında, ertesi dünya hakkında, hesap konusunda hesap veremeyenlerin cehennemde nasıl bir sonunu beklediğiyle ilintili ayetler yoğunlaştı. Hatta öyle cehennem tarifleri var ki yani daha önce bir veya iki defa gelmiş olan şeyler şimdi yoğun bir şekilde geliyor. Hatta işte kainat tarifi dediğim şeyler orada. Bugün bizim çok daha belirgin olarak neyi kastettiğini anlayabildiğimiz, karakterini bildiğimiz kara delikler gibi bir tariften bahsediyor.
ve onun zorluğu, sıkıntılarından bahsediyor. Yani ölmek ve kurtulmak diye bir şey söz konusu değil. Keşke ölseydik, toprak olsaydık diye bitmişti, hatırlarsanız Nebe suresi. Hayır, öyle değil. Gireceksiniz içeride, yani kıvrım kıvrım kıvranacaksınız. Her yerden ölüm gelecek ama ölmeyeceksiniz. Böyle bir cehennemden bahsediliyor ve ona göre ayağınızı denk alın. Yani ölüm bir kurtuluş, böyle bir kurtuluş söz konusu değil. Tabii bunun ardından onlar da ya işte biz Allah'ın iyi kullarıyız, şöyleyiz, böyleyiz filan diye o hani ilk başta ki ne benzer cümleleri, hayır siz kendinizi kandırıyorsunuz, kimseyi de kandırmaya kalkışmayın. Öyle değil. Eğer öyle olacak olsaydı siz tartıda hile hurda yapmazdınız. Ölçerken, biçerken hile hurda yapmazdınız. Ama siz hile hurda yapan birilerisiniz. Bu cümlelerle karşılaşacağız. Mutaffifin suresi bu şekilde bitecek. Yani Mekkelilere hayır hayır siz eğer ertesi güne veya hesaba, Allah'ın karşısında hesap verebilecek bir hayata sahip olmaktan bahsediyorsanız, siz ölçüde tartıda böyle böyle şeyler yapmazdınız şeklinde bir noktaya kadar getirecek. Son noktayı da orada koyacak. Çünkü Allah'a nasıl inandığı bir kişinin müşrik olup olmadığı, imanına şirk karışıp karıştırmadığı, o sadece kendi içerisinde kalan, yani evet ağzıyla deklare ediyorsa bazı şeyleri diyebilirsin ama esas tasdik olan şey davranışa çevrilen şey. Ki burada en önemli davranışta bunlar ticaret ehli insanlar. Ticarette eğer hata yapıyorsanız, ticarette yanlış yapıyorsanız, ticarette insanların mallarını noksanlaştırıyorsanız, kendinize çıkar sağlıyorsanız, orada yani kendinize doğru haksız yere yontuyorsanız, burada problem var. Bu da onun göstergesi. Yani en son Mutaffifin suresinde bu noktaya kadar getirecek. O yüzden biz buradaki cehennem tasvirlerinin hepsinin ucunu eninde sonunda oraya geleceğini hatırlamamız gerekiyor. Mutaffifin suresi ise Rum ve Ankebut'tan sonraki son sure, yani Bakara'dan önceki sure. Mekki olan son sure diyelim. O kapanışı yapacak. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Arada ise Rum ve Ankebut var. Zaten orada gelecekte olacak bir olayla ilintili bir açıklama olacaktı ve Batı dünyasıyla ilintili, yani Batı kültürünü tanıtan bir içerik var. Onu nasıl yerleştireceğimize nasıl bir şey var? Yani gerçekten bir muhataplar mı var? Yoksa öylesine mi deklare edildi? Yani bir eğitim bir parçası. Bakın karşınıza bu tarz bir fikriyat var. Bu tarz bir fikriyattan oluşmuş bir medeniyet var. Onun bir parçasıdır. Bunu da tanıyın. Ondan sonra dersiniz bitmiş olacak. Haydi bakalım Medine'de burada aldığınız bütün derslerle oluşmuş insanlarla ne demiştik? Kur'an bir insan oluşturuyor, bir mümin figürü oluşturuyor. Onu eğitiyor ve o eğittiği insana bir görev ortamı oluşturuyor. O görev ortamında lazım olacak bir bilgi olarak mı verildi son dakikada? Batılılarla ilintili bilgi. Onu da anlamaya çalışırız inşallah. Evet, Nâziyat suresini okuyalım. İçerisindeki hatırlatmaları anlamaya çalışalım. Diğer surelerle ilişkilendirmeye çalışalım. Bu şekilde Hicretten önce ki o gidişatta yerini, silüetini veya oluşan silüete katkısını anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve naziyati gargan. Gark ederek veya gark edilmiş olan şeyi, yani gark olmuş olan şeyi, batmış olan şeyi veya gidip dalıp çıkaranlara ve naştati neşten, kolayca, hani neşter dediğimiz kelime var ya, kolayca kesip çıkartıp alan ve sabihati sebhan, kolay akıp gidenlere, fesabikati sebkan, yarışıp geçenlere ve bu şekilde yarışıp geçenlere. Şimdi üsttekilerde ve diye bağlıyordu. Burada fe geldi. Fel müdebbirati emran. Bu şekilde emri yerine getiren, emrin peşinden tedebbür eden, yani arkasını getiren, işletenler. Şimdi burada bir emir mi var? Yoksa bir İra mı var? Yani pardon, bir yemin mi var yoksa İra mı var? Bunu anlayamıyoruz. Metine bakarak anlayamıyoruz arkadaşlar. Burada hiç mi anlayamıyorum? Bunu biz seçmemiz gerekiyor. Tamam, sen söyle. Çünkü vav harfleri eğer kasem vavı ise ilki, diğerleri de Tamam, yani ve diye sen söyle. bağlanarak Ondan sonra kasem 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 olarak okuyabiliriz. bu sırları yanıma alayım. Eğer kasem ise naziat, naşitat ve sabihat kelimeleri esreli olması gerekiyor. Yani son harfleri esri olması gerekiyor. Fakat bu şekilde atün, dişi kelimenin, dişi çoğul kelimenin üstünlü olma haliyle esreli olma hali aynı olduğu için ayırma şansımız yok. Yani burası dalıp da sökenlere yemin olsun diyerek de çevirebilirsiniz. Ve'yi kasem olarak da yemin olarak da algılayabilirsiniz. Veya ira olarak. Buna da dikkat et. Buna dikkat et. Bunu biliyor musun? Dercesine dikkat çekici bir ifade olarak, üstün olarak okuma şansımız da var. Nitekim F ile devam ettiğinde de aynı bu esreli halin devam ettiğini görüyoruz. Ama bu esre gerçekten esre mi yoksa üstün mü? Bunu ayırma şansımız yok. Fe ile devam eder miydi? Devam etmezdi. Buranın yani esreli hali atün değil de ati, atü şeklinde değil de ati şekline dönmesi, esreli hali fe taşımaması gerekir. Taşımaz. Dolayısıyla burada irayı fark etmek gerekiyor. Peki şöyle olabilir mi? İlk üçü yemindir, diğer ikisi iradır diye çevirme şansımız var. Bunu da yapabiliriz. Bakın bunların herhangi birisini yaptığımız zaman, ya diğeri yanlış da bu doğrudur veya ötekisini bandan verdiğimiz zaman çok acayip olmadık bir anlam çıkıyor. Ötekisi ise daha doğrudur şeklinde bir durum söz konusu değil. Ne söyle yani hangisini şey yaparsanız yapın belli bir anlam çıkıyor ve bu anlamların hiçbiri de birbirini yatsımıyor. Peki nedir bunlar diye baktığımız zaman esasında ve sabikati sebkanının hatırlatmasıyla, onun çağrıştırmasıyla Vaka suresinin başında o ilk bölümündeki o üç grup insanın sanki ölüm zamanı. Yani birilerini deşip çıkartıyor, birilerini kolayca çıkartıyor, ötekileri akıp gidiyor zaten. Yani ashab-ı şimal, ashab-ı yemin, ashab-ı meymene diye geçiyordu galiba, ya, yok şey, yemin diye geçiyordu. Ve sabikun diye geçiyordu. Ve bu şekilde bir emri, bir işi takip edenler var. Peki bu işleri yapan ne? Elbette ki görevli olan melekler. Kişinin vekalet edildiği, yani kişi için vekil kılınmış olan meleklerin yaptıkları.
Şimdi böyle bakacak olursak Nazihat suresinin ilk başı ne anlatıyor? İnsanların, Vaka suresinde insanlar üç gruptur. O gün insanlar üç grup olarak ayrılacak, üç gruba ayrılacak dediğindeki üç grubun ölüm esnasındaki veya onların başlarına gelen şeylerin tarzından bahsediyor. Ve bunu bir giriş olarak karşımıza getiriyor. Vel müdebbirate emran. Bu şekilde fel müdebbirate ve bu şekilde emri, görevi yerine getirenler. Onun o emrin gereğini ardını takip edenler. Evet. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bu büyük kıyamet. Yani kişinin pardon bu küçük kıyamet. Büyük kıyamet kişinin eşi ölürse, küçük kıyamet kendisi ölürse, o diğeri ise ya ben öldükten sonra ne önemi var dediği şey. Yeme tercüfür racife. O sarsıntı ile sarsılındığı gün veya sarsanın sarstığı gün. Tetbeher radife. Onu ardıllar. Hani şeydeki artçı dediğimiz var ya depremdeki. Artçılar onları takip ettiğinde. Yani silsile halinde bir sarsılış söz konusu. Ulubun yeme izin vacife. Kalpler o gün koşturur. Yani kütür kütür atar. Bu kalbin koşturması denir. Yani yürek çarpıntısı olarak değerlendirmek lazım. Yani böyle sakin olunabilecek bir şey değil anlamında anlayalım burayı. Ebsaruha haşa. Onun ebsarı, burada onun ebsarı diye aktarabileceğimiz bir tek gulüp kelimesi var. Onun basireti, onun bakışı haşa, ezik, muhtaç, herhangi bir elinden bir şey gelmez vaziyette hissettiği için kendini basiret ezik. Yekulu. Yekulune. Diyorlar. E inna le merdudune fil hafira. Fil hafira. Hafriyat kelimesi arkadaşlar burası. Yani biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Bu çıkartılıp taşınıp döndürülecek miyiz? E izâ künnâ izâmen nahira. Biz ufalanmış nahir esasında ufalanmış değil de düdük gibi, yani içinde üflediğiniz zaman ses çıkartan şey, düdükleşmiş olduk, kemikler olduktan sonra, yani düdük gibi içi boşalmış bir kemik haline döndüğümüz zaman. Galu dediler. Tilke izen kerretun hasira. Bu eğer bu olacaksa, oradaki izen, eğer böyle bir durumda, böyle bir günde eğer bu gerçekleşecekse, o zaman bu sermayenin tamamen kaybedildiği bir durumdur. Böyle bir keredir. Yani bu aşama, hani bir kere, iki kere, üç kere, bu kere, yani bu sefer tamam, sermaye mermaye falan kalmadı. Her şeyin tükenip bittiği bir şeydir. Şimdi bu aradaki iki ayeti o gün söylenen değil de bugünlerde böyle söyleyip de o güne transfer etmek gerekiyor. Yani böyle söyleyen insanlar o gün böyle. Yani kalpleri çarpıntı halinde, gözler
muhtaç bir şeyler arıyorlar. Ezik, yani bir şey yapamaz vaziyette. Böyle diyorlardı. Feinnemâ hiye zecretun vâhide. Bu tek bir engeldir. Yani sesle kovma, tart, uzaklaştırma tarzında bir şey. Yani bu söz yeter. Onun ötesinde bir şey yapmaya gerek yok. Bitmiş demektir. Feizahum bis sahira. Onlar sahira kelimesinde bir uyanıklılık var. Yani uyumamış olmak, uykusuz kalmak gibi bir anlam var. Mahşerde toplanmış olma gibi bir anlam da var ama onu sadece bu surenin bu ayeti için mi ona anlam verilmiş? Ben bundan şüpheleniyorum. Çünkü başka türlü o anlam nasıl oluyor da oraya geliyor onu anlamakta güçlük çekiyorum. Normalde bir kişi yorgun olsa bilmem ne olsa sıkıntılı bir şey yapmış olsa o esnada uyuyamaz. Yani bu bence kulubun yevme izinin vacife ebsaruha haşiyah feyzahum bis sahira. Yani o gün yani o esnada uykusuzluk hali o esnadaki uykusuzluk halini bana daha çok gösteriyor. Yani çağrıştırıyor. Toplanmış olmak. Elbette toplanmış durumdalar. Çünkü toplanmış olmayı gösteren o kadar çok ayet okuduk ki burada insanların bulundukları yerlerden çıkmaları onların eşleşmiş olmaları, onların kainatla tekrar kainatla demeyeyim, fizik dünyayla tekrar temas edebilir halleri elbette bunlar gerçekleşti ki bunlarla ilintili pek çok sahneyi biliyoruz. Burada ise olay doğrudan doğruya inkar ettikleri bir ortamın içerisinde pat diye düşmüş olmaları ve o esnada korkudan çırpınıp duran bir kalp, ezik arayan muhtaç bir göz ve uykusuz bir hal. Sebep ne? Sebep biz böyle bir kemik olduktan sonra mı biz tekrar yaratılacakmışız gibi bir bahaneyle dünyada yapılmış olan şeyler. Evet. Hel etaki hadisu Musa. Musa'nın sonradan ortaya çıkan veya sonraya kalan, ertesine kalan hikayesi onlara gelmedi mi? Bunu okumadılar mı? Bunu bilmiyorlar mı? Onlara erişmedi mi? Pardon, onlara değil, sana erişmedi mi? Burada birkaç ayette bir 15-25 işte 10-12 ayette Musa hikayesi çok özet olarak geçiyor. Bunu da şeyle anlayabiliriz. İlk vahiy bölümünde de Peygamberimiz Musa ile doğrudan benzeştirilen, Musa'ya öyle yapmıştık ya işte sana da böyle. Hani Musa kavmine öyle yapmıştı ya sana da böyle, sen de böyle şeklinde. Musa'ya da kendi kitabında kardeşler arasında senin gibi bir peygamber çıkartacağız cümlesiyle zaten son peygamber vaat edilmişti, tarif edilmişti. Onunla bir alaka kurulabilir. Çünkü Musa'nın sahifelerinde olan onlara gelmedi mi cümleleriyle başlamıştı sureler biliyorsunuz. Bu şekilde bir pasaj var. Yani biz bu pasajlardan Kur'an'ın tarzını şey yapıyoruz. Siz Firavun'dan daha da mı üstünsünüz? Yani neden? Çünkü siz böyle, onlar sizden öncekiler de böyle böyle yapmıştı. Siz de böyle yapıyorsunuz. Cümlelerin ardından onlar yeryüzüne onlara çok daha imkan vermiştik. Yeryüzüne onlar sizden daha çok imar etmişlerdi. Siz onlardan daha mı yani ne bu hiddet, bu ne celal dediği noktayı tekrar karşımıza koyuyor.
Yani ertesinde de böyle olacaksınız ama dünyada da bu kadar iddialı olmanıza sebep olan şey nedir? İznâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi Tuva. Mukaddes Tuva vadisinde Rabbi ona nida ettiği zaman, o zamanın haberi ertesinde sana gelmedi mi? Çünkü o esnada olay oldu. O olayla ilintili haber daha sonra ortaya çıktı. Yani bir haberin ortaya çıkması elbette bir vahiy ile aktarılması. Çünkü hani hatırlarsanız Kur'an ne demişti? O gün sen vadinin sol tarafında değildin. O gün sen şöyle değildin. Orada şurada yapılırken sen orada değildin. Bunları biz sana bildiriyoruz diye. Bu sonradan ortaya çıkan haberi. Elbette bunun bir miktar haberi Tevrat'ta var. Ama daha ötesinde haberler Kur'an'da geldi. İzheb ila Firavne, innehu tagâ. Firavun'a git, o azgınlık yaptı, taştı, taşkınlık yaptı. Fekul, helleke ila enteme tezekkâ. Helleke ila entezekkâ. Bu nasıl diyeyim? Arapça grameri işte tümevarım tarzındaki metotlarla elde edilmiş ama biraz iş aceleye getirilmiş. Özellikle Araplar tarafından değil de Arap olmayanlar tarafından Arapçaya giydirilmeye çalışılmış ve o kişilerin kendi dillerinin, gramerlerinin yansımalarını da içeren bir içeriğe sahip. Mesela isim, fiil, harf ayrımı. Mesela buna benzer cümleler söylerim. Harfi cerler. Harfi cerler ismin başına gelir. Harfi cer ismin başına gelir der. Ondan sonra fiilin başına gelen harfi cerleri görmezden gelmeye veya onu arada gizleme vardır, şöyle vardır, böyle vardır gibi cümlelerle anlatmaya çalışır. Yani buralarda bir türlü tutarlılık veya sağlam bir temel koyamaz Arapça grameri. Yani sebebi de başlangıçta ilk önce bu tür öncüller koyması. Yani harfi cerin fiilin önüne gelip gelmemesi meselesi eğer koymasaydı, yani böyle bir cümle iddia etmeseydi sorun yoktu. Bunu niye söylüyorum? Buradaki cümle belki de Kıpti dilinde veya işte Musa'nın yaşadığı dönemde, Firavun'un gittiği dönemde oradaki dilin gramerinin bir çevirisi de olabilir. Helleke ila entezekka. Temizlenmek için, evet yani bunu söylemekte güçlük çekiyorum. Senin için var mı temizlenmeye doğru? Evet. Daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Bu tür cümleler üzerine daha doğru tespitler yapabilmek için. Ve ehdiyeke ila rabbike. Seni Rabbine kılavuzluk edeyim. Fetahşa. Böylece çekinirsin. Haşiye biliyorsunuz korkmak demek. Önce korku ardından mı bir şey var, yoksa burada bir korkutma, ya buradaki korkutmanın yeri bana pek tutarlı gelmiyor. Ama şöyle düşünebiliriz. Firavun zaten Tanrı'ya inanmıyor ise yaptıkları şeylerin, hani burada Kur'an nasıl bu surelerde, bu kapanış surelerinde özellikle
Allah'ı birliği konusunu bir şekilde geçmiş, ahirette ceza, yani yanlış yaparsanız ahirette böyle bir cezayla karşılaşacaksınız vurgusunu yani yapıyor. Belki de Firavun'un zaten ertesine inanmadığını düşündüğü için onun zihninde farklı bir yol ile ona erişmeye çalışıyor belki de. Yani bu yaptığın esasında seni kirletiyor. Temizlenmeye niyetin var mı? Temizlenmek ister misin? Sana rehberlik edeyim. Allah'tan korkan bir noktaya getireyim seni. Yani takıl bana. Tabii bu yani boş bir iddia olmaz böyle bir noktada. Fe'erahül ayetel kübra. Ona o büyük ayetleri gösterdi. Ama bu amaç, bu tarz, bu şey işe yaramadı. Fekezzebe ve asa. Yani bu şekilde gidiyor olmasına rağmen, bu şekilde bir niyetle gidiyor olmasına rağmen, böyle bir niyetle gidiyor olmasına rağmen Allah'ın izolasyon mekanizması, yani büyüklenen ve inkar eden, yani yok ya asılsız böyle şey diyen, yalanlayan bir zihin elbette izolasyon içerisindedir. Yani tıkanıklık vardır. Anlaması mümkün değil. Fegezzeme ve asa. O da çok beklenen bir şekilde yalanladı ve isyan etti. Sümme edbara yesha. Sonra arkasını döndü ve çabaladı. Bir gayret içine girdi. Nedir onun gayreti? Elbette ki Musa'yı kendisi gibi insanları sömürmek için gelen birisi olarak gördü. Kendi yöntemlerini, insanları sömürme yöntemini kullanan birisi olarak gördü ve onunla didişmeyi tercih etti. Fehaşere fenada. Fehaşere fenada. İnsanları bir araya topladı ve nida etti onlara. Gale, fekale dedi. Ene Rabbukumul Ala, ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim? En büyük sahibiniz değil miyim? Yani buralar benden sorulmaz mı? Bu altından akan ırmaklar benim değil mi? Bu topraklar benim değil mi? Evet. Feahazehullahu nekalel ahirete ahireti vel ula. Onu öncesinin ve sonrasının öncesinde ve sonrasında engelleyici bir şekilde yakaladı. Yani onun elinden yapabilirlik şeylerini aldı. Esasında Musa hikayesine baktığımız zaman Musa'yı öldüremedi. İstediği gibi baskın çıkamadı. Sürekli o diğer 9 mucizeyle birlikte sürekli noksanlık, eksiklik, zarar gördü. Sürekli bir izolasyon içerisinde kaldı. Ertesinde de ardından da boğdu biliyorsunuz. İnne fî zâlike lâ ibre. Bunda muhakkak ki bir ibret vardır. Limen yahşâ. Korkanlar için. Korkanlar için bunda bir ibret vardır. Siz de korkun. Buyurun. Şimdi bu yahşa hani haşiyan bu üç halini dikkatimi çekti burada. İşte bir izin günündeki haşiyan, işte bir firavunun öyle haşiyan olması, bir de burada ibret alın. Yani üç hali bize anlattı bu. Benim bir dikkatimi çekti. Acaba siz bunun hakkında bir şeyiniz var mı? Bir yorumunuz? Şöyle söyleyeyim, 9. ayette ayın ile haşa kişinin kendini muhtaç
seviyedeye düşürmesidir. Yani oradaki eziklik. Yani biz namazı huşu ile kılarız. Yani yaratıcının karşısında yaratık olmanın durumu nedir? Elbette ki ona muhtaç olmaktır. Biz her şeyimizle yaratıcıya muhtaçız. O huşu. Haşiye ise korku. Onu bir ayıralım. Ama bakacak olursak elbette ki böyle bir şeyin birbirine yakınlığı var. Yani biz Allah'tan korktuğumuz, Allah'tan korkmak diye bahsederiz. Ama Allah'tan korkmak genellikle haşiye ile değil, takva ile söylenir. Ama cehennemden haşiye korkmak gerekir. Yani belki bunu ayırabiliriz. Çünkü Kur'an şu anda ne yapıyor? Birkaç sureden beri ve bundan sonra birkaç sure dahi ardından sürekli cehennem ile korkutuyor. Cehennemden takva yapmazsınız, cehennemden haşiye yaparsınız. Allah'tan huşu edersiniz, etmeniz gerekir. Böyle baktığımız zaman 9. ayet muhtaç vaziyette etrafını gözetliyor. Yani kendisi bir şey yapamayacak. O yapacağını zannettiği kişiler de hepsi kaybolmuş gitmiş. Yani şefaat edeceği düşünülen şeyler de hepsi yok. Kimse kalmamış. Dolayısıyla bakınıyorsunuz etrafa. Yani kalp kütür kütür çarpıyor. Göz etrafa bakıyor. Lan bir çıkar sağlayabileceğim veya bir fayda sağlayabilecek bir şey var mı? Çünkü kendisi ezik, kendinden bir şey çıkmayacağını biliyor. Bir halt etmeyeceğini biliyor. Bir yer arıyor. Orası işte haşyet değil, huşu. Yani muhtaç vaziyette bakınıyor. Tabii ki gözüne de uyku girmiyor. 19 ve 26'da ise bir tür korkutma var. Yani nedir korkutma? İşte Firavun pozisyonunda olduğunuz takdirde bile dünyada ve ahirette bir nekel ile karşılaşabiliyorsunuz. Yani Firavun'un yerinde olun. Çekirgeler sarıyor, böcekler bilmem ne diyor, kurbağalar yemeğinize karışıyor, su olmaktan çıkıyor, iğrenç bir hale geliyor, insanlar kabar kabar cilt hastalıkları hale geliyor, ilk doğanlar ölüyor, bu gerçi Kur'an'da yok, Tevrat'ın şeyi ama yani buna benzer bir sürü felaket ile sürekli nekel haldeler. Nekel edilir haldeler. Yani bir Musa geldikten sonra öyle söyleyeyim, Firavun gün yüzü görmüyor. Bunu şey suresindeki Mümin suresindeki ona dünyada azabı tattırdık ateşe diye, yani bu bir ateş, bu bir yangın. Nereyi saran yangın? Mısır'daki sarayı bir yangın sarıyor. Yani iktidar gidiyor elden. O zamana kadar insanları işte Firavun gidip de bilmem ne törenini yapmazsa Nil taşmaz. Nil taşkın olmaz. Onun için şöyle şöyle yapmamız gerekiyor. Hadi hurra, hep birlikte gidelim yapalım. Böyle derken Nil, yani en büyük şey, yani İsis'in göğsünden çıkan süt, kendi oğlu Horus'u beslediği kaynak artık Horus için zehir haline gelmiş, içilmez hale gelmiş. Bunu insanların bundan daha büyük bir yangın söz konusu olabilir mi şey için? Mısır'daki saray için. İşte öncesinde ve sonrasında el ahireti vel ula, öncesinde ve sonrasında onun bir nekel ile yakalanması, onun bu şekilde bir ateşe sunulması
Böyle bir şey. Tabii ki bunun Kur'an niçin anlatıyor? Nezir olsun diye, uyarı olsun diye. Yani insanlar bu sonuçtan korksunlar. Bakın, Mekkeliler şundan korktular. Birileri korkuttu ve onlar da korktular. Sasaniler veya Romalılar. Burada işte peygamber deyip bilmem ne deyip birileri çıkıyor. Etrafına insanlar topluyor. Yarın öbür gün bunlar büyük bilmem ne olur, şöyle olur, böyle olur. Bu işlere hiç müsaade etmez. Ne Sasaniler ne Roma. Yarın öbür gün bir orduyla gelirler. Yani Mekke, Kabe, Kureyş, Mureyş dinlemezler, yıkıp geçerler. Siz zaten bunun bir örneğini de biliyorsunuz. Daha önce Kabe'yi yıkmak için Ebrehe çıkıp gelmişti. Bunun gibi bir şey gelir, geldiğinde seni beni dinlemez. Ondan sonra ne ticaret yapabilirsiniz Şam'a, ne ticaret yapabilirsiniz Yemen'e. O tür düzeniniz de bozulur. Siz balığı baştan ezin, yılanı baştan ezin. Diyerek kendi ellerini de kana bulamadan, kirletmeden peygamberi ezmesi için Mekkelilerin muhasara operasyonunu yapmaya sebep oldular. Şimdi bu nedir? Bu bir korkudur. Dünyada bir korkudur. Dünyalık sebebiyle olan bir korkudur. Kur'an'da diyor ki, dünyada da ahirette de başınızı belaya sokabiliriz. Firavun'a soktuk, hiç engel olabildiler mi? Ayağınızı denk alın. Korkuyorsanız korkun. Korkmanız gerekiyor. Bakın size korkacağınız bir şey söyleyeyim. Eğer böyle böyle olursa hiç şansınız yok. Firavun'un bir şansı oldu mu? Olmadı. Siz Firavun'dan daha üstün olduğunuzu düşünüyorsunuz. Hayır. Bakın bundan daha büyük bir korkutma olabilir mi? Evet. Şey böyle devam ediyor. İçerik. Ama bu sefer yani tarihteki birileriyle kıyaslama yerine kainatla bir tür kıyaslama. Yani kainatta şunları yani tarihte böyle şeyleri başarmış, böyle örnekler sunmuş bir tanrı. Evet, bu bir korku sebebi eğer akılları varsa. Ama ya olur böyle şeyler, işte şudur budur diye geçebilirsiniz. Dönüp bir de kainata bir bakın. Kainatta böyle böyle şeyler yapabilen bir tanrı. Entüm eşeddu halgan emissemâ übenâhâ. Bina etme, kurma açısından, yani geliştirme açısından bu göğü inşa etmek mi? Yoksa siz mi? İnşa edilme açısından, inşanızın şekillenmesi açısından. Hangisi? Siz mi, gök mü? Şekillendirme açısından daha zor, daha güç, daha büyük, daha zor. Tabii elbette Allah'a karşı zorluk söz konusu değil ama şeyi buradaki eşet daha şiddetli. Burada Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bakın bu kelimenin hiçbirisi buradaki şiddeti karşılamıyor. Yani güçlük desek olmuyor. Zorluk desek olmuyor. Büyüklük desek olmuyor. Karmaşık kompleks desek olmuyor. Onun da ötesinde bir şey var. Şiddetli kelimeden kaynaklanmıyor. Kullanım yerinden, ya öyle bir yerde kullanıyor ki, bina edilmesi yönünden, benaha, yani gök ile insan nasıl karşılaştırılabilir? Elbette ki bir yönüyle. O hangi yönü? Kuruluş açısından bir bakın bakalım diyor ve bu sefer insanın yaratılışla ilintili ayetleri zaten daha önce defalarca şu veya bu şekilde görmüştük. Fakat bu sefer kainatla ilintili bilgi veriyor. Rafa'a semkeha fesevvaha. Onun tavanını yükseltmiş ve onu bir şekilde tesviye etmiş. Yani düzenlemiş. Düzenleme demek ne demek? Aşırılı olan tarafını
kesmek, çukur olan tarafını doldurmak gibi. Tesviye kelimesi zaten böyle bir şey. Yani bir şekilde düzenlemiş, düzeltmiş. Ve ataşa leyleha ve ahrece duhaha. Onun gecesini karanlık duhası yapmış ve duhasını çıkartmış. Onun aydınlığını çıkartmış. Şimdi toz bulutu gibi ışığı emen, ışığın yayılmasını engelleyen içerik, Ağdaşa'nın içinde yol olmayan çöl veya toz bulutu, görüşün zayıf olması gibi anlamları var. İstersen ayetleri okuyup devam edelim. Ama bu ayetleri okurken hani Fussilet suresinin içindeki ayetlere de ne kadar benzediğini hatırlayacaksınız. Yani onlarla bağlantı kuracağız. Bağlantı kurduğumuz zaman bugünün fiziğine, bugünün fizikçisine, bugünün kozmoloğuna, bugünün kainat bilgisine sahip olan kişiye çok daha farklı bir seviyede ifşaatta bulunduğu ve bir mucize gösterdiği sonradan ortaya çıkmış bir şey. Yani kınlanmış olan kitap, yani kainat kitabı, kapalı kitap, ona tahir olandan temiz bir bakış açısıyla bakan haricinde kimse dokunamaz dediği, Vaka suresinde tarif ettiği kainat kitabını okuyabilenler için bir şeyler söylüyor burada. Vel arda ba'de zalike dehaha, sonra arzı, yeryüzünü, zemini yaymış. Yaymaktan çok daha öte, yağmurun sürükleyip getirdiği, selin taşıdığı taş, çakıl, söküp götürdüğü şey, erozyon veya meteorlar ile dünyaya gelen su ve diğer malzemeler veya oluşurken kendi yörüngesindeki diğer malzemeleri toplamış olması. Biliyorsunuz bu içeriği Kehf suresinde Zülkarneyn'in ikinci aşamasında anlatmıştı. O içeriği çok daha hatırlatan bir ifade dehaha. Yani yeryüzünün döşenmiş olmasından daha çok bir tür erozyondan, bir tür akıntıdan, bir tür malzeme akıntısından bahsediyor bu ayet. Bu yeryüzü de arzda dünya olmayabilir, zemindeki bir akıntı da diyebiliriz. Yani zemindeki bir malzeme akıntısı da diyebiliriz. Ahrece minha ma'eha ve meraha. Orada onun suyunu ve merasını da çıkarttı. Yani otlağını da çıkarttı. Biliyorsunuz burada bir tür kendini tekrarlayan bir örüntü olduğundan bahsetmiştik. Yani yeryüzünde gökten suyun inmesi ve suyun toprak içerisindeki bir şeylerle, elbette ki tohum tarzı bir şeylerle birleşip nebat olarak bitmesi, o biten nebatın tekrar geri dönüş oluyor. Orada bir sirkülasyon var. Yani yukarıdan suyun gelmesiyle o suyu emen zeminin neşet bulması, orada bir nebatın neşet bulması. Bu tarif değişik sema katmanlarında da var. Yani bir tür akışkan zemine doğru iniyor ve zeminde bir şekillenmenin oluşturuyor. Vel cibale ersaha, ve o koca gidi şeyleri ersaha, işte revasiye kelimesinin şeyi, revasiye içinde ne demiştik? Kararlı şeyler. Kararlı koca gidi şeyler oluşturuyor. Meta'an lekum ve li en'amikum. Sizin ve
enamınız için meta olacak şekilde. Bu kısım, dediğim gibi, kainatın yaratılışı, o zeminde bol miktarda kararlı parçacıklardan oluşturması, onlar arasındaki kuvvetleri dengeli bir şekilde oluşturması, ondan sonra bu ummanın, bu denizin, bu malzeme denizinin üzerine isteyerek veya istemeyerek gelin diye demesi ve onların isteyerek geldik, yani çekime geldik, çekim kuvvetiyle bir şekillenmenin başlaması. Bu şekillenmenin başlanmasıyla birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, bu şekilde 7 kat semanın oluşması. Yani her kat daki şekillenme bir üstün malzemesi oluyor, bir üstün zemini oluyor şeklinde bir tarif vardı. İşte bu tarifin devamı. Elbette onlar ve bunları bir arada okuduğunuz zaman bir kainat algısı var. Evet, Kur'an bize özellikle o günkü insanların zihnindeki şeyi yıkıp o işler öyle değil böyle diyerek onların anlayamayacakları, tahayyül edemeyecekleri bir şey verip ortalığı karıştırmıyor. Buna da zaten inzal diyorduk. Neydi? İndirgeme. O günkü insan için yalan, yanlış olmayan ama o günkü insanların da anlayabileceği ama işi bilenlerin daha iyi bileceği, daha iyi anlayabileceği, daha derinden anlayabileceği bir şey. Yani hiçbir zaman leylekler getirdi diyerek yalan söylemeyen bir metin bu. Neden? Çünkü yaratan biliyor. Yani bu gökyüzünü yaratan, bu gökyüzünde kara delik diye tarif ettiğimiz, gözlemlediğimiz o şeyleri yaratan Rab o. Elbette ki o yarattığı şeylere benzer şeyleri ayetlerde gördüğümüz zaman ya daha önce bunu görmediydik, bu yoktur demenin bir alemi yok. Burada kastedilen budur ama bunu görmeden önceki insanlar için değil, bu bizim için bir hadistir. Sonradan ortaya çıkan bir ifşaattır. Bu şey gibi, Nuh'un gemisini bulmak gibi bir şey. Nuh'un gemisi bulunana kadar, Nuh'un gemisinin bulunacağı yer şu bu gibi ayetler bizim için kapalı. Biz onları başka şeylere yoruyoruz ve geçiyoruz. Bu gayet normal. Ama Nuh'un gemisi bulundu da, aa burada da böyle diyormuş, biz hiç fark etmemişiz. Böyle diyeceğiz, geçeceğiz. Veya Firavun'un cesedi bulunursa, o bulunan, şu anda bulunan şey Firavun'un cesedi midir, değil midir, bunu bilmiyoruz. Yani gidip de ehli Müslüman, ehli iman birisi onu düzgün bir şekilde inceleyip de kanaat getirttirecek bir bilgi sunmadı. O yüzden maalesef bilmiyoruz, sadece bir iddia var. Onun gibi, yani o zamana kadar ayet başka şekilde yorumlanmıştı. Ama o yorum hiçbir zaman, evet, onun hakkında hikayeler kaldı. Hala dilimizde hikayesi var derken, evet, yeryüzü böyle derken, yeryüzünden öte semayı ve zemini de bahsediyormuş, ekstra bilgiler veriyormuş deme şansımız var. Ne zaman? Biz o kainat bilgisine eriştiğimiz zaman. Evet, şunu da düşünmek lazım. Eğer bizim burada vel cibali ersaha cümlesindeki cibal, eğer şekillenme, cibilliyet, eğer bizim galaksimiz ise, onun sabit yapısı, onun kararlı yapısı sayesinde yeryüzünde veya böyle güllük gülistanlık bir yıldızımız var. Onun etrafında güllük gülistanlık bir alanda şey yapıyoruz. Sera vaziyetindeyiz. Hani şöyle bir şey var. Yani Güneş galaksimizin kolunda bir galaksinin etrafında, merkez etrafında dönüyor ama aynı zamanda yukarı ve aşağıya doğru, o diskin yukarısına ve altına doğru salınım hareketi de yapıyor.
Ve bu hareketin belli bir süresi var. Yukarı doğru çıktığında veya aşağı doğru indiğinde o etrafındaki yani galaksinin korumasından çıkıyor ve dış uzay dediğimiz galaksiler arası uzayın sıkıntılarıyla karşılaşıyor. Yeryüzündeki canlılığın yok olduğu veya ciddi şekilde darbe aldığı süreçlerin Güneş'in bu hareketiyle bir senkronizasyonu var. Bu açıdan baktığımız zaman kararlı bir galaksimizin oluşu meteallekum veli enamikum için gerek şartlardan bir tanesi haline gelir. Evet, yine tekrar söyleyecek olursak bunlar bu konuda bilgi sahibi olanlar için bir artı. Olmayanlar için yani şeyde durup da tribünde durup da alkışlayabileceğimiz bir şey değil. Çünkü anlamıyoruz. Buradan öyle bir şey anlayabiliyormuş birileri. Bakın bu hiçbir işe yaramıyor. Çünkü birilerinin imanına bel bağlamış oluyorsunuz. Belki birileri kandırıkçı. Yani bunu bilemezsiniz. Bizzat o bilgiye sizin sahip olmanız ve o gözlemi veya o değerlendirmeyi yapabiliyor olmanız lazım. Bu şuna benziyor. Adam bir tanesi bir şey bulmuş. Kemik bulmuş. O kemiğin maymun kemiği mi, aslan kemiği mi, insan kemiği mi olduğunu birisi iddia ediyor. Birisi onun maymun olduğunu iddia etti, birisi insan olduğunu iddia etti, birisi ara geçiş elemanı olduğunu iddia etti. Bakın bunların hepsi iddia. Siz onun öyle olduğunu bir mümin kişi olarak siz ancak kendiniz karar verebilirsiniz. Veya o kadar ortaya çıkar ki gözle görülür. Mesela dünyanın yuvarlak oldu. Artık bu şey değil, gittik fotoğrafı çekildi, geldi. Yani bunun şüphe edilecek bir tarafı yok. Bu artık bir gözlem. Medeniyetin elde ettiği bir gözlem. Bunun şüphe edilecek bir tarafı yok. Eğer Kur'an'da bunun zıttına bir ayet var ise ki olamaz çünkü dünyayı yuvarlak yaratan Tanrı bu kitabı gönderdiğine inanıyorsak burada düz dememesi lazım. Eğer diyorsa bu kitap zaten Tanrı'dan değildir. O yaratan Tanrı'dan değildir. Doğrudan doğruya çöpe atabilirsiniz. Ama bir ihtimal daha var. Acaba metin mi öyle söylüyor? Yoksa insanlar bugüne kadar oradaki metni öyle mi yormuşlar? Bunu deme şansınız var ise problem yok. Yani orada biz yeryüzünü med ettik, yaydık cümlesini düz diye anlayanlar hayır düz diye anlatılmasına gerek yok diyerek orayı çevirebiliyoruz. Ama eğer leylekler getirdi şeklindeki bir ayetle karşılaşırsak orada hop o iş öyle değil. Demek ki bu kitap yanlış veya bu kitapta bir problem var deriz. Çünkü asıl olan yaratan Rab'dir. Yaratan Rab'den bize ulaşan birincil kainattır. Kitap ikincildir. Ve izâ câetit dâmetül kübra. O büyük taşkın geldiğinde o öyle bir taşkınmış ki büyük bir taşkın yevme yetezekkerul insanu mâ. O gün insan bakın karakter olarak insan neyin peşinden koştuğunu neye emek harcadığını hatırlar bilir. İşte 22. ayettekini şey yapabilirsiniz. Yani peygamber gelmiş ona karşı nasıl tavır takınmış? Gereğini mi yapmış? Yoksa inkar mı etmiş? Ve bürrizetil cahimu limen yera. Gören kişi için cehennem bariz hale gelir. Bakın doğrudan doğruya görülür şeklindeki ifade yok. Yani görmeyle ilintili şey neden böyle? Çünkü biz
Zaten kara deliğin görünmeyen olduğunu biliyoruz. Yani ondan ışık bile içinden çıkamıyor. Yani üzerine bir ışık gönderiyorsunuz, ışık içine giriyor ve geri çıkamıyor. Yani böyle bir şey bu. Ama bariz olur. Bariz olur başka bir şey. Biz burada daha önce okuduğumuzda nasıl okumuştuk? Nebe suresindeydi değil mi? Geçen okuduğumuz şey. İnne cehenneme kânet mirsâda, rasat edilebilir hale geliyor. Bakın cehennem burada da görünmüyor. Rasat edilebilir bir hale geliyor. Ne zaman? O elcibar, o koca gidi şey süyyire sürüklenip serap gibi olduğunda. Yani orada serap gibi bir görüntüye sebep olacak bir etki. Yani bir etkileşim var. Bu etkileşimle şey yapabiliyoruz. Peki biz bugün nasıl görüyoruz? Mesela şeyimizin galaksimizin ortasındaki kara deliği nasıl görebiliyoruz? Esasında göremiyoruz. Sadece rasat ediyoruz. Peki nasıl? Esasında galaksimizin orta kısmı böyle yataydan da baktığımız için çok yoğun. Yani toz bulutları var, yıldızlar var, ışık biliyorsunuz yıldızlar ışık kaynakları, toz bulutları alan kaplıyor ve onlar da ışık yansıtıyorlar. Yani normal ışık, gözle görülen ışık teleskoplarıyla galaksimizin merkezini göremiyoruz. Ama kızılötesi ışık dediğimiz yani ısıyı gören, ısıyı görüntüye çeviren teleskoplarımızla baktığımız zaman o aradaki tozlar, ışık kaynakları, şunları bunları hepsi gidiyor ve merkezdeki yıldızları görebiliyoruz. Merkezdeki yıldızların hareketlerinden bir noktanın etrafında fırıl fırıl döndüklerini görebiliyoruz. Onların yörüngelerin nokta ortasında yani yörüngenin merkezinde, odağında bir şey yok. Görmüyoruz daha doğrusu. Görmediğimizden orada bir şeyin varlığını biliyoruz. O yüzden kara delik diyoruz ona. Bu haliyle yine görmüyoruz, rasat ediyoruz. Ve bariz oluyor bize. Bakın ayet ne kadar Rabbim indirgerken bizim anlayışımızı ne kadar şey yapmış. Yani bizi hesaba katmış. İnsan görse görse böyle görebilir. Onun dili anca bu kadar ifade edebilir. Bununla sunmuş bize. Bundan daha büyük indirgeme, bundan daha büyük şey olur mu? Bu Rab tarafından indirgenen bir şey. Yani bu peygamberin yaptığı bir şey değil. Yani onun kalbine doğup da ondan sonra kelimelere çeviren peygamber değil. Tenzilun minerrahmanirrahim diye hamimlerin başında bastıra bastıra söylediği bu değil miydi? Feemmâ men tagâ. İşte 17. ayet. Firavun. O firavunluk yapıyordu. Siz yani onun herhalde bir kazancı vardı. Sizin ne kazancınız var? Feemmâ men tagâ. Tagâ eden, taşkınlık yapan ve âsere hayâted dünya ve dünya hayatında yatırımını dünya hayatına yapan veya dünya hayatının peşinden giden eserlerini dünya hayatı için yapan. Fe inne cehenneme hiyel mevâ. İşte o cehennem onların korunacağı, onların barınağı orasıdır. Eva kelimesi biliyorsunuz mağaraya sığınanlar için de bu kelime kullanılıyordu. Yani sığınak olarak şey yapabiliriz. Onların sığınağı, onların barınağı cehennemdir. Yani burada Kariyat suresinde olduğu gibi onların anası Kariyadır. Yani gidip de gidecekleri kucak orasıdır. فَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbinin makamından korkup
korkan kişiye gelince vehenen nefsi anil heva ve o nefsi boş şeylerden uzak tutan, engelleyen ne gelince fe inne cehennete fe innel cennete hiyel meva onun barınağı ise cennettir. Yes'elûneke anissa sana saatten soruyorlar. Eyyâne müstaha onun gelişi ne zaman diye. Onun sabitlenişi, gerçekleşmişi ne zaman diye. Fîme ente min zikraha. Sen onun akılda tutulması yani o akılda tutulacak şey biliyorsunuz zikir. Sen de onun yani akılda tutulan ne bilgisi olabilir ki? Yani sen onun neyini biliyor olabilirsin ki? Nereden bileceksin değil arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Onun zikrinden yani o bilgiden sende ne olabilir? Fîme ente min zikraha ilâ rabbike müntehaha onun nihayeti Allah'a aittir. İnnemâ ente münzirun muhakkak ki sen uyarıcısın. Men yahşaha ondan korkan için. Bakın buradaki ha cehennemi kastediyor. Cehennem bir korku aracı. Haşiye aracı. Allah'a ise takva ediyoruz. Huşu ile keennehum yeme yerevneha onu gördükleri gün onlar sanki şöyledir. Lem yelbisu herhangi bir ya kalmadılar illa aşiyeten evduhaha bir örtüş, bir aydınlık yani bir gece gündüz haricinde yaşamamış gibi olacaklar onu gördükleri gün. Sanki öyle. Şimdi öyle olmadığını biliyoruz. Yani eğer bu günse evet kişi 60-70 sene yaşamış olabilir. Kimisi 100 sene yaşamış olabilir, kimisi 40 sene yaşamış olabilir. Önemli değil. Ama biliyorsunuz ne kadar uzun yaşarsanız yaşarsanız dönüp arkaya baktığınız zaman sanki yani bir gün yani onun ötesinde değil. Çünkü geçmiş çok kısa gelir. Gelecek daha yok ama bir de cehennem gibi bir yere tıkılıp orada sonuna kadar kalacağınızı düşünün. O geçmiş nedir ki? Geçmiş hiç hükmündedir. Sadakallahu'l-azim. Azim olan Allah'ın onayladığı metin. Kendinden olduğunu iddia edilen, Allah'tan olduğu iddia edilen metin. Evet. Nazihat suresini bu şekilde okumuş, bitirmiş olduk. İçerik olarak baktığımızda Nebe suresinin ardından ve biraz sonra okuyacağımız bundan sonra okuyacağımız infitar, inşikak ve sonunda da Rum Ankebut'u atladıktan sonra mutaffifinde de okuyacağımız o içerikle bir bütün. Yani Allah hakkında evet insanın fikri zikri, şusu, busu olabilir. Ama esas toplumu düzenleyen, toplumu belirleyen, ertesi güne inanıyor musun, inanmıyor musun? Ve ertesi günde hesaba çekileceğini düşünüyor musun? Ertesi günde eğer dünyada yanlış yaparsan, dünyada eğer fesat çıkartırsan, bir pislik, bir fuhşiyat yaparsan, öteki dünyada bunun karşılığını alacağını düşünüyor musun, düşünmüyor musun? Yani öteki dünyadaki cehennem seni bu işlerden, cehennem korkusu bu işlerden elini eteğini çekittirebiliyor mu, çektiremiyor mu? Yoksa böyle hala gaflet uykusunda uyuyor musun, uyanık mısın? Çünkü dediğim gibi Tanrı'nın, evet Tanrı bir diyorsan, bu gayet güzel bir şey.
Ama bunu diyemiyorsan veya Tanrı'dan kurtulmanın şu filanca şifa edecek bilmem ne diye bunları da düşünebilirsin. Ama bunları da düşünmüyorsan ve yeryüzünde yaptığım yanına kar kalacak diye düşünüyorsan böyle birisiyle yeryüzünde ne komşuluk edilir ne birlikte yaşanır. Dolayısıyla burada esasında toplumsal düzen için bir şey var. Elbette ki Allah'a iman, tevhid, bir Allah'a iman önemli. Ama inanmıyorsa bir kişiye yapabilecek, diyebilecek bir şey yok. Kur'an bu konuda çok ciddi örnekler verdi. Zaten burada da veriyor. Yaratılışı, yani ikisi bir arada. Yani çok şey değil. Bu yaratılış, yani yaratılışla ilintili, kainat ile öyle bilgiler veriyor ki. Şimdi bu bilgilerin içerisine Mahmud Efendi'yi koyabilir misiniz? Yani aklınızın ucuna bile gelmez. Veya herhangi bir kişi, yani şefaati umulacak herhangi bir kişiyi, yeryüzü onların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor diyecek veya onlar öldükten sonra olaylara daha da müdahildir diyebilecek birisinin Allah'ın tarif ettiği kainatın işleyişi konusuna müdahil olabileceği, orada mülkünde ortak olabileceği, Allah'a nazının geçebileceği herhangi bir, yani bu tarifin içinde bir yer, bir boşluk bulabiliyor musunuz? Esasında Rabbim ikisini birlikte tarif ediyor. Bakın bu noktalarda hüküm Allah'ın. Olacak olayların kontrolü tamamen onun kontrol altında. Ve burada bir değişiklik yok. Ve sonuçta karşılaşacağınız şey de bu. Şimdi buyurun, ne yaparsanız yapın. Evet, benim söylemek istediğim Nazihat suresiyle ilintili şeyler bu kadar. Sizin katılmak istediğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar. O zaman Pazartesi günü akşam inşallah İnfitar ve İnşikak surelerini okumaya çalışalım. Ve yavaş yavaş hicrete doğru yol alalım.